Bu nereden baksan 4 tane peynirle yer. 5 tanesini de reçelle. Dur buraya önüne koyalım ki. Ha, çok sevinecek. Kerem! Biz Türk hukukunu senin gibi uykucuya mı teslim edeceğiz? O üzülmesin, canı acımasın diye bütün her şeyden koruyorsun. Ama konu aşk olunca elin kolun bağlı kalıyorsun. Kendi yüreğini halledemedin, kardeşine ne yapacaksın ki? Evet, bugün planın ne Kerem'cim? Plansızlık. Yorgan altında ense yapma kariyerime kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Ablan sana yeni kariyer imkanları sunsun. Abla, öyle çok efor sarf ettirecek bir şeyler yapmayalım, tamam mı? Yani şuradan odama yürüyecek halim yok. Ben de yorgun bir haftanın sonunda kardeşim bana eşlik eder. Yalnız bırakmaz ablasını dedim ama yalnızım demek. Abla, ya konu sen olunca tabii akan sular durur. Kerem kulun tatil sevincinde sana neler yapsın söyle bakalım. Seninle beraber tiyatroya gideriz. Abla, ev içi aktivitelerinde bulunsak, yani ben seni evin içinde de eğlendiririm. Aman, ben biliyorum senin ev içi aktivitelerini. Öyle aşk acısıyla homini gırtlak tumba yatak. İstemiyorum ben öyle olmanı. Çıkacağız beraber dışarıya, güzel tiyatroya gideceğiz. Tamam. Arada bir de olsa insan ablasını sevindirmeli değil mi? Ama yalnız öyle iç karartıcı oyunlara gitmeyelim ha. Ay bak, sanki bana bağışta bulunuyor. Gördüğün banaysa öğrendiği insana. Güzel güzel giyineceksin. Önce planımızı yapıyoruz bak. Şimdi buradan çıkıyoruz. Vapura biniyoruz. Geçiyoruz karşıya, Ortaköy'e gidiyoruz, oturuyoruz, birer kahvemizi içiyoruz ve tiyatromuza gidiyoruz. Ve sen çok güzel giyiniyorsun. Ceket giyeyim ben. Ceket giy, tiyatro sahibi ister. Tamam, hadi. Ankara'da nasıl böyle sanat dolu günler yaşar.